Konumuz bilekçe fonksiyonun türevi. Hx eşittir f bileşke gx ise, arkadaşlar h fonksiyonu nasıl bir fonksiyon olmuştu? Bileşke bir fonksiyon oldu. Bu işte bileşke fonksiyonumuz h'nin türevi arkadaşlar. Öncelikle olarak bakın ne yapıyorsunuz? En bu taraftaki yani soldaki fonksiyonun türevi çarpı gx aynen olduğu gibi yazıyorsunuz. Sonra çarpı g'nin türevi yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir uygulama yaparsak çok daha iyi anlaşılacak. Bakın şimdi burada f 6x artı 3 eşittir, 5x kare artı 7x eksi 1 eşittir ise 9 noktasında f fonksiyonunun türevi nedir? Şimdi arkadaşlar bakın burada g nerede? İçeride bakın. İçeriye görüyor musunuz? Yani burada gx dediğimiz olay nedir? 6x artı 3 bizim gx'imizdir. Yani şu anda olay ne? F'nin içinde bir gx var. F'nin içinde bir gx var. Ve bizim buradan şimdi yapmamız gereken nedir? Kuralımıza bakalım. Öncelikle olarak ne demiş? F'nin türevi çarpı gx. Yani şuradaki f'nin türevini yazacaksınız. İçerisine hiç dokunmayacaksınız. Böyle bir yazım kalacak, tamam mı? Çarpı ne dedi? Bakın g'nin türevini aldı burada. Yani 6x artı 3'ün türevini alacaksınız. 6x artı 3'ün türevi nedir? X'in üzerinde 1 vardır. 1 başa gelir. 6 kere 1 6. X'in üzerinde 0 kalır. X üzeri 0 1'dir. O yüzden ne geldi? 6. Eşittir arkadaşlar. Şimdi buranın da türevini alalım. Şimdi sol tarafın türevini aldım. Sağ tarafın da türevini alacağım. 2 başa geldi. 10x. X'in üzerinde 1 var. 1 başa geldi. Artı 7. Sabit sayının türevi 0 yazılmadı. 10x artı 7. Şimdi arkadaşlar bana ne diyor? Diyor ki 9 noktasında f fonksiyonun türevi diyor. Dolayısıyla benim şuradaki f fonksiyonumun türevinin içini ne yapmam lazım? Yani kaç noktası olması lazım? 9. Yani x'i 1 almam gerek. X'i 1 alırsam ne oluyor arkadaşlar bakın. F'in türevi 6 kere 1 6 3 daha 9 çarpı 6 eşittir. 10 kere 1 10 7 daha 17 olmuş oluyor. Ve benim 9 noktasında f fonksiyonu türevi bulmak için her iki tarafı 6'ya bölmem gerekiyor. Ve buradan ne oldu? 9 noktasında f fonksiyonun türevi 17 bölü 6 olmuş oldu. Arkadaşlar çıkmış. LYS sorularında böyle bir soru var. Bu çok sorulan ve öğrenci tarafından çok karıştırılan bir konudur ama şu örneğime çok dikkatli bakarsanız ben oturacağına inanıyorum. Arkadaşlar size seçtiğim örnekler kısa, konuyu net anlatan örneklerdir. Bakın formülü yukarıda veriyorum.